Sevgili seyirciler, Demir Grup Sivas Spor Galatasaray maçının devre arasında her zaman olduğu gibi Erman Toroğlu ile birlikte karşınızdayız. İlk 45 dakikayı değerlendirecek ve ikinci yarıya ilişkin öngörülerimizi paylaşacağız sizlerle. İlk yarıda 3 gol var. Demir Grup Sivas Spor mücadeleye çok iyi, çok etkili, çok coşkulu başladı. O etkili başlangıç mücadelenin 7. dakikasında Hakan Aslı'nın ayağından bulunan golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi ama sonrasında özellikle 10. dakikadan sonra oyunda önce dengeyi sağlayıp sonra inisiyatifi eline alan bir Galatasaray izledik. 14. dakikada Falcao skora dengeyi getiren golü attı ve aynı Falcao'nun asistinde 37. dakikada Feghouli Galatasaray'ı 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Erman Hocam, doğrusunu söylemek gerekirse ilk 10 dakikadan sonra özellikle 15. dakikadan sonra oyunun hakimi, orta sahayı kazanan, maçın inisiyatifi eline alan ve pozisyonları üreten Galatasaray'dı. Sivas Spor iyi başlangıca rağmen aynı tempoda, aynı ritimde götüremedi ve soyunma odasına Galatasaray 2-1 üstün gitti. Nasıl bir ilk yarı oldu? İlk yarıya ilişkin notlar. Nasıl bir ikinci yarı bekliyor bizi? Sivas inanılmaz bir tempoyla başladı. Yani resmen Galatasaray'ı dövdü. Müthiş hani, bir tempo vardı. Bir 5-10 dakika değil hani mi hocam? Kum torbası var ya, boksörler çalışırlar hani bam bam bam. Anladın mı? Hani böyle tak tak çalışırlar, evet. Böyle sağlı sollu öyle dövdü. Ben dedim ki ya nasıl bir iş bu iş? Böyle nitekim yani sonunda da gol oldu. Hani sen de o lafı dedin ya. Bu güneşe kar dayanmaz. Güneşe kar dayanmaz, dayanmadı. Fakat sonra Galatasaray, şimdi büyük takımlar hocam, bu Fener, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş filan gibi takımlar, hele böyle iyi futbolcuları da varsa top oynamaya başlıyorlar. Yani gol yemeleri, erken yemeleri avantaj. Hiç sallamadı Galatasaray. Hemen reaksiyon gösterdi. Tabii. Başladılar, nitekim ilk geldiklerinde gol attılar. Sana ne dedim, bu tip takımlar böyledir. Tam siz söylediniz, evet. Zaten dedim, oradan dediler, gol geldi. Bir top bir şeye gol atarlar, attılar. Bu bende ilgisi yok bu işin. Yani bunların, büyük takımların bu şeyinde var. Şimdi Fener'le Beşiktaş devre dışı kaldılar. Şimdi sezon başından bu yana gelene kadar 7-8 kişi vardı değil mi? Evet. Şeyde. Fakat bakıyorsun Alanya gitti, Fenerbahçe gitti. Beşiktaş'ın gidecek hali yok. Gitti. Önümüzdeki şimdi haftaki kaldı, derbi belki belirler hocam. O da zor Galatasaray artık. Beşiktaş belki derbisi. Ama tabii. Şimdi bundan sonra 4 takım. Şimdi bu maç 6 puanlık maç. Evet. Öyle. Bu maç psikolojik de, yani bu maçın neticesi alırsa Galatasaray'a, alırsa Sivas'a çok şey katar. Alırsa Galatasaray, alırsa Sivas'a. Şimdi Sivas'ta oynanması Galatasaray'ın lehine. Niye? Bu tip bir deplasmanda. Gerilen takım Sivas. Tabii. Bu tip maçlara çok alışkın olmayan bir takım. Galatasaray bu tip maçlara alışkın olan bir takım ve futbolcular ona müsait. Bir de Galatasaray takımı dikkat edersen çok fazla yan top yapmıyor. Dikini oynuyor, yanına çıkarıyor. Dikini oynuyor, yanına çıkarıyor. Yani her topta bir 8-10 metre götürüyorlar. Diğer takımlar gibi yan top, yan top arkada oynamıyorlar. Lemina iyi başlatıyor göbekten topu. Mümkün olduğu kadar Lemina diklemesini oynayan bir oyuncu. Yani bazen de risk alarak diklemesini oynuyor. Diklemesine oynamak iyi de diklemesine bir kaçırırsan veya rakibe verirsen direkt gol atar. Ya o riski alıyor Lemina. Hata da yapıyor ama az hata yapıyor. Bakalım bu maçta öyle bir şey olacak mı? Şu ana kadar Galatasaray takımında şöyle bir bakıyorum. 45 dakikada sırıtan oyuncu yok. Sivas'ta var. Biraz Sivas'ta mesela eski Galatasaraylı çok Yasin, özgüvenli gidiyordu. Sonra tedirginlikler başladı. Evet. Yani bir gol daha yerlerse havlu atarlar. Yazık. Ne olacağı zor maç şöyle. İp Galatasaray'ın elinde. Sana söyleyeyim. Oyun var olarak da Galatasaray'ın elinde. İp. Bir reaksiyon göstermeli maç ortak olmak yani istiyorsa Sivas Spor. Bir şeyler yapması lazım. Ne yapar? Sivas kontradan çıkarak top oynayan bir takım. Fakat işin enteresan tarafı Galatasaray da kontrata iyi yapıyor. Bugün hocam çok etkili yapıyorlar. Çok. Bir de boş top kullanmıyorlar. Çok iyi top kullanıyorlar. Çok tempolu. Paslaşmalar hızlı. İki gol attılar, derslik. Tabii çok. Ya göstere İkinci göstere. Gol
İkinci gol tam bir organize atak. Donk. Falcao şey. Feguli. Feguli. Ondan evvelki gol de öyle filan. Yani Galatasaray bir de şu var. Belli bir yerden sonra üstüne koyarak geliyor. Şu bir gerçek ama. İşte ben seyrediyorum bazı arkadaşları. İşte şu forma girdi, bu da forma girecek. İşte Galatasaray böyle ama. Aslında Galatasaray'daki bütün hikaye, hocam Fatih Terim teknik direktörlük yapmaya başladı tekrar. Takriben bir, bir buçuk yıldır Fatih teknik direktörlük yapmıyordu. Çok başka işlerle uğraşıyordu. Şimdi takımına döndü. O zaman da iyi işler yapıyorlar takımıyla beraber. O gözüküyor. Ama bu maç ne olur? Bu maçın en büyük tehlikesi mesela Lemina bir sarı kart gördü. Gördü. Çok da erken gördü. Sarı kartı gördü. Niye gördü biliyor musun? Serbest vuruş var. Hakem dedi ki bak düdükle başlatacağım dedi. Bak böyle yaptı. Düdükle başlatacağım dedi. Sen hakemi seyredin, sallamayayım. Lemin... Topu sokarsan hakem de geldi gözünün üstüne sarı kartı geçirdi. Çok doğru bir sarı kart. Seri değil mi hocam o? Lemina, şey, Lemina diyorum. Seri. Yanlış söyledim. Seri. Şimdi seri bir sarı kartı alırsan olacak. Orada şimdi bile mesela diyelim ki seri defansa yardımcı oluyor. Bir pozisyonda bastı adamın ayağına sarı kart kırmızı. İşte o zaman Galatasaray yanar. Bu tip sarıları almaması lazım şampiyonluğa giden takımda. Ama maalesef alıyorlar. O zaman diyorsun ki ya amatörlük bu. Yani adam gösteriyor sana. Çünkü düdükten başlayacağım diyor ya başka şansın yok ya. Akıl veriyor hala diyor ki ben soktum boştum ya. Hocam Sivas takımı bugüne kadar kendi evinde 7 gol yemişti. İlk kez 2 gol yiyor Sivas kendi evinde kendi sahasında. Ya o bir şey değil. 2 gol yer 2 gol daha atar yani Sivas. Şimdi reaksiyon göstermesi lazım ama reaksiyon göstereceği takım Galatasaray. Reaksiyon göstermeye giderken arka tarafın ne olur? Çünkü Galatasaray'da süratli adamlar var bu tarafta da. Ve iyi dengeliyorlar orayı. Mesela birisi çıktığı zaman ikisi kalıyor sol tarafta. Bazen dinlenerek çıkıyorlar. Bazen şey de kalıyor. Sol açık da geliyor. Sol bek vazifesi yapabiliyor. Sol bek gittiği zaman kalıyor. Onun için Sivas'ın çok daha riskli biraz baskılı oynayıp Galatasaray'a havlu attırabilir mi? 15 dakikada gözükecek zaten hocam. 60'a kadar İşin rengini az çok görürüz. 60'tan sonra çok şeyler olacak. Ama çok güzel maç oluyor söyleyeyim. Şöyle bir bakıyorum. Çok keyifli maç oluyor. Çok keyifli güzel maç oluyor. Yani seyretmesi insan keyif alıyor. Bir pazar akşamı şu anda biz mutlaka ekranları başındaki izleyicilerde topçular da keyif alıyorlar. Aynen. İki takım topçusu da keyif alıyor. Şöyle bir bakıyorum hocam. Emre Kılınç bugün yedekler arasında ilk 11'de başlamadı Demir Grup Sivasspor'da. Hani kim hamle oyuncusu olabilir? Aruna Kone var. Son derece tecrübeli, etkili bir golcü. Isaac Kafi gibi daha savunma yönü ağır basan isimler var. Klodemir var. Armin Derlek, Paul Papp yine orta saha. Öte yanda Galatasaray'da Belhanda, Emre Akbaba, Adem Büyük. Hani hamle olabilir mi bilmiyorum. Belhanda'ya bu maçta şans verir mi pek sanmıyorum ama... Galatasaray önde götürmeye kalkarsa 65'ten 70'ten sonra Emre Akbaba'dan faydalanır. Emre Akbaba topa basıp alan adam. Ama tabii bir de rakibe basan adam lazım mı? Yalnız topa basan Taylan Antalyalı kenarda yine yedekler arasında var. Yani bir takım hamleler gelecek ama ikinci yarının başında örneğin Rıza Hoca'dan bir hamle bekliyor musunuz oyuncu değişikliği? Şimdi Fatih'in yedek kulübesi iyi oldu. Ya yedek kulübesinde faydalanacağı adamlar, kadro hazır geniş. Adamlar var. O büyük avantaj. Rıza ne yapacak? Geride kalan Rıza şu anda. Evet. Ya kendi sahasında bırak. 6 puanlık maç dediğim gibi. Tabii. Moral olarak da kötü. Galatasaray bu maçtan beraber ayrılırsa fazla bir şey olur mu? Ama Sivas'ın bundan sonra oynayacağı maçlar daha rahat gibi gözüküyor ama ben bundan sonra rahat maç görmüyorum hocam. Bir şeyi verebilir miyiz yani arkadaşlar? Yani düşen takımlarla, bilmem nelerle. Kalan maçlarını Sivas'ın ve Galatasaray'ın hazırsa elimizde. İlk yarıya ilişkin rakamları arkadaşlarım bu arada paylaşıyorlar. Bir yandan da şu şeyi de verelim. Bu arada günün maçlarını da hatırlatalım. Kasımpaşa Eskablu Kayseri Spor'u 5-1 yenerken Çaykur Rizespor'la Aytemiz Alanya Spor 1-1 berabere kaldı. Bugün saat 13.30 ve 16'da oynanan karşılaşmalarda...
Onları da hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla Aytemiz Alanya Spor'un da biraz geride kaldığını, Fenerbahçe gibi onlar da 40 puanda şu anda. Kayseri Spor adına çok ağır bir yenilgi oldu lige tutunma adına. Onu da vurgulamakta fayda var. Hakemi nasıl buldunuz? Mete Kalkavan ilk 45 dakikada nasıldı? Şu anda hakeme yani iş düşmedi desem yeri. İki takım futbolcu da çok fazla art niyetli değiller. Bir kenarda bir şey oldu, donklar. Gereksiz yere uzattılar işi. Onun haricinde sahanın içinde futbolcular da birbirine iyi davrandılar. Bir sakatlık, bir şeylik olmadı yani, bir terslik olmadı. Bu kalan maçlar, bu maç dahil olmak üzere Sivas deplasmanı, Beşiktaş derbisi, Rize deplasmanı, Gaziantep içeride, Başakşehir'le dışarıda, Trabzonspor'la içeride, ardından Alanya Ankara Gücü deplasmanları, Göztepe içeride, Antalya deplasmanı. Yani elbette artık bu saatten sonra kolay maç yok da. Yok ama şu var hocam. Şimdi şampiyonluğa giden takımda Sivas, Beşiktaş. Şimdi bir defa şu iki maç. Çok kritik. Paket program yapacaksın mesela şampiyonluğa gidiyorsan. Şu iki maç. Sonrası üç maç bak. Rize, Gaziantep, Başakşehir. Bunlardan çıkarsa Galatasaray şampiyon olur. Galatasaray bugün, Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Galatasaray bugün yendi diyelim ki çok zor bir maç, inip yenmeyeceği belli değil. Beşiktaş'ı yendi, diğer maçları da yendi ki yenebilir ha kağıt üzerinde. Otomatikman şampiyon oluyor. Tabii ki. Yani elinde öyle bir burada. Öyle bir şans var. Yani ben çıkacağım, yeneceğim deyip yenerse şampiyon olur. Gerçi şöyle yani Başakşehir'in 52 puanı var. Başakşehir'in Galatasaray'a kaybettikten sonra bir puan daha kaybetmesi lazım. Yani inisiyatif şu anda Başakşehir'de. 4 puan var iki takım arasında. Başakşehir 52, Galatasaray 48 puanda hocam. Öyle mi? He. O zaman Başakşehir de alırsa direkt şampiyon olur diyorsun zaten. Yani inisiyatif Başakşehir'de, birden fazla kaybetmesi lazım Başakşehir'in. Ama tabii Galatasaray-Başakşehir maçı var. Oradaki... O zamana kadar bu maçların hepsini alacaksın. Alamazsın zaten. Kolay değil. Yani Gaziantep maçı, Göztepe maçı, Ankara Gücü var, düşme artı. Hani Alanya o zamana kadar rahatlar mı? Çünkü Alanya kupaya asılmaya başladı. Alanya bugün beş öyle tane zannediyorum ki şeye döndü. Yani bütünüyle kupaya odaklandı artık Aytemiz Alanya Spor. Burada hani Rize'nin biraz lige tutunma adına 25 puandalar. Peki Sivas'ın maçları gelse? Sivas'ın da maçlarını verelim arkadaşlar. Sivas, Demir Grup Sivas Spor açısından durum ne? Bu Galatasaray maçından sonra Antalya deplasmanına gidiyor hoca. Hmm. Ardından içeride Denizli, Konya deplasmanı. İçeride Kayseri, Konya deplasmanı kritik. Kayseri Spor hani bugünkü yenilgiden sonra sıkıntı biraz büyüdü orada. Yine Kasımpaşa düşme hattındaki bir takım. Yeni Malatya Spor. Keza onların şimdi da durumu şöyle baktığı hep zaman, alt sıralardaki şöyle takımlar. Baktığı zaman iyi bir Sivas bunların hepsini de yenebilir. Yani. Fenerbahçe yani işte deplasmanı var. Gençler Birliği, Göztepe deplasmanı. Yani aslında Galatasaray maçlarından daha kolay. Baktığı görece zaman. Kolay gözüküyor kağıt üzerinde. Evet. Ama işte o şampiyonluk sağdaki ağırlığı farklı bir olay ya. Bugün mesela biz onu hissettik onu hocam. Onu işte beraber konuşurken evet. De. Yani 1-0 iken o özgüvenli, coşkulu futbol 1-1'i bulduktan sonra Galatasaray bir anda tedirginliğe bıraktı. Bak, Demir Grup Sivas Spor cephesinde yerini. Sağdayken de öyleydik top oynarken. 1-0 öne geçtin değil mi? Bir 10 dakika gol yemeyeceksin hocam. Sahanın içinde öyle derdik. Amarak bir 10 dakika yemeyelim. En tehlikelisi attığın golden sonraki 5 dakika. Bir 10 dakika yemeyeceksin ha. Bir 10 dakika yatlatacaksın. Atlatamazsa evet, yanarsın. Yavaş yavaş artık takımları bekliyoruz ikinci yarı için. Şu anda oyun alanına çıkmaya başladı takımlar. Büyük bir kalabalık var Sivas Yeni 4 Eylül stadında. Bakalım ikinci yarıda takımlar nasıl reaksiyon gösterecek? Oyuncu değişiklikleri olacak mı? Nasıl hamleler gelecek iki teknik adamdan? Bir sözü skorboarda bırakacağız. Skorboardun sonrasında da yine takım oyununda hem bu karşılaşmanın hem de haftanın genel bir değerlendirmesini yapacağız efendim. A Spor'dan ayrılmayın.